Evet sevgili izleyenler, maalesef olmamasın dediğimiz bir şey oldu ve 2 gün üst üste programımız hiç daha evvel yaşanmamış bir şey yaşandı ve eksik menüler çıktı 2 gün üst üste. Biz de böyle bir şey ilk defa yaşıyoruz. Bu hafta neler oluyor anlayamadım. Çok üzgünüm, öncelikle onu söyleyeyim, geçmiş Ben de olsun. çok üzgünüm. Hiç böyle olmasını istemezdim. Evet. Şaşkınız. Herkes gergin. Yine eksik menü, yine bunu söylemek durumundayım. Üzülerek söylüyorum, inan bana. Dün de aynı şekilde Asiye'nin de sofrasında aynı şeyi hissettim. Yine aynı hisler içerisinde maalesef 3'ün altında puan kullanma hakkınız var. Fakat dün de aynı şey yaşandığı için dün verdiğiniz puanları bugün kullanamazsınız. Onu da bir daha söyleyeyim. Yani bütün hafta verdiğiniz puanları kullanamıyorsunuz. Fakat eksik menü olduğunda 3'ün altında kullanmıştınız ya dün. Kullanmayı tercih edecek olanlar için söylüyorum. Yine verdiğiniz puanları veremiyorsunuz. Yani bu 2 kere 1, 2 kere 2 verme hakkınız yok. Demin masada sordunuz ya şimdi ne yapacağız diye. Kullanmadığınız diğer puanları kullanacaksınız. Yine de sizin takdiriniz, sizin vicdanınız, sizin değerlendirmeniz, sizin inisiyatifinize kalmış. Ben vermeyeceğim 2-1, ben vermeyeceğim 3 derseniz de tabii ki yani dün de aynı şeyi söyledim, bugün de aynı şeyi söylüyorum. Bu hak doğdu, kullanabilirsiniz. Ama kullanmayabilirsiniz. Bu size kalmış. Onun için lütfen buyurun şimdi melek için puanlarınızı yazınız. Herkes hatırlıyordur herhalde 4. günümüzde artık hangi puanı verip vermediğini. Melek, şöyle bir günün en başına sabaha dönersek kendinle ilgili yapacağın öz eleştiri nedir? En büyük hata neydi sence bu durumun buraya gelmesinde? Ya motivasyonum çok düşük başladım güne işte bu olaylardan dolayı. Yani bence Asiye'nin de menüsünü yetiştirememesinin sebebi, benim de menümü yetiştiremememin sebebi bu Öyle mi? olaylar bence yani. O da çünkü motivasyonu bozuk bir şekilde başlamıştır güne eminim ki. Yo, onun Yani enerjisi çok iyiydi. Morali çok iyiydi dün. bilmiyorum, Gerçekten de ben izleyince dün akşam göreceksin. hiç uyumadım. Gerçekten yani bunu zaten geldiğimde de söyledim, hiç Peki şunu uyumadım. diyebiliyor Çok musun? yani. Açıkçası onu da bekliyorum. Yani mutlaka ki etkilemiştir tabii ki ama Evet. hani plansızlık, programsızlık, vaktimi iyi kullanamamak. İşte şurada çok oyalandım. Mesela dün Asiye dedi ki, Asiye bana motivasyonum bozuk. O senin gibi bir şey söylemedi açıkçası. Yani ben moralim bozuk başladım, ondan yapamadım demedi, değil mi? Dün benim hatırladığım. Bize Gayet şöyle dedi. iyiydi. Beni dedi Arnavut böreği yaktı. 45 dakikamı ona Benim de harcadığım pasta için, yaktı. evet 45 dakikamı ona harcadığım için diğer yemeklerime gereken vakti ve özeni gösteremedim, veremedim dedi. Yani benim moralim bozuk olduğunu değiştiremedim demedi ama senin argümanın buysa ona bir şey Şu, diyemem. hayır, Hani mesela bir şöyle. yerde bir hata oluyor ya, zincirleme Evet. gidiyor. İşte pastayı Pasta da mı yapamamam ve sen tökezledin belki de? iki defa pandispanyayı yapmam. İkincisinde de tekrardan olmaması Anladım canım, falan. anladım. Yani Peki. onlar motivasyonu çok düşürdü. Daha Anladım. sonrasında da zaten Zincirleme geldi. aynen. Peki. Geçmiş olsun diyelim, puanlara geçelim. Hanım hanımın puanı ile başlıyoruz bugünkü açık oylamaya. Buyurun hanım hanım. Evet, kapatabilirsiniz. Evet, Mualla Hanım'dan da puan gelecek. Evet, buyurun şimdi gösterebilirsiniz Mualla Hanım. Bir 3 verdim. Yine emeğine sağlık, uğraştı. Kapatabilirsiniz. Bir şey diyor musunuz Ayşe Hanım veya Melek? Ben bir şey demiyorum. Yani Teşekkür eksik menü olduğu ederim. için zaten Öyle en fazla yüksek bir 3 puan verebiliyorlar. beklemiyoruz zaten. Aynen. Zaten beklemiyoruz. Kötü oldu. Keşke böyle olmasaydı. Ama yine de iyi bir an olarak kalsın istiyorum. Evet. Mine Hanım'dan gelecek şimdiki puan. Buyurun Mine Hanım. 2 diyebilirim Siz dün ki. 3 mü vermiştiniz? Ben dün 3 almıştım. Evet, son puan Semra Hanım'dan gelecek. Buyurun Semra Hanım, son puan geliyor. Benim puanım 1. Oo. Hiç şaşırmadık. Evet. Bir şey söyleyecek bir şeyim yok ki. Ne söyleyebilirim? Ama bir yani. 1. Ol, versin. Hiç önemli değil. Zaten yüksek puan beklemiyoruz biz. Ben sadece Hatun Hanım'a söylemek istiyorum.
Burada çok eksikler vardı. Sen yine kalktın iki verdin. Benim gelinime bir verdin. Tüm de eksikler vardı. Niye çünkü bir elimde verdin? Birim yoktu yani. Hayır. İki buraya verdin. Bize bir neden verdin? Tamam da dün senin yemi yani masan olmadığı için. Nasıl olmadığı için? Burada hiçbir şey yok. Tamam da eksikler vardı yani. Onun nasıl eksikliği vardı ya? Koca gece benim gelinim hastalandı sizin birinize. Yok hayır. Ekranda görünce benim gelinim de su böreğine hastalandı. Ekrana, ne yapalım o zaman? Ben yine 5 verdim su sana. Su böreğine hastalandı? Tamam teşekkür ederim ama 5 verdim 5. Tamam sen anladım. Bana 1 vereceksin 2 verebilirdin. Bakın sizin su böreği mesela bizim su böreğimiz sizinki yufkaydı yani. Bunları da göz önüne almak gerekiyor. Neresi yufka? Dün yaptığı şeydi evet. Yufka anladım. Olur mu canım? El açması. Ben bu anda düşünemedim ama... El açması Arnavut böyle oluyor. Hayır düşünemedim değil, düşüneceksin. Biz yarışmaya geldik buraya. Tamam ya işte düşünerek vermişim demek ki yani. Hayır yanlış yapıyorsunuz işte. Bu anneler böyle yaptığı müddetçe bu gençlerimizin de işte önüne geçiyoruz. Yalnız bir şey söyleyeceğim. Siz gerçekten iki ve birin şeyini mi yapıyorsunuz? Hayır yani? Ama yapmaması evet, lazım. Ama tamam o benim tercih yaptığım doğru değil duydum. Mi? Tamam, tercih yaptığım değil mi? Sen düşünerek vereceksin. Düşündüm işte verdim. Hayır düşünerek değil. Bugün de düşündüm verdim, dün de düşündüm verdim. O zaman fazla vereydin. Tamam, kime fazla verelim? Verelim madem fazla. Hayır düşündüm. Ama ben öyle gerek duydum yani. Hayır, düne bir, bugüne de iki, bir puan fark var. Ha. Zaten eksik menü var ortada yani. Evet. Hani... Yani zaten kazanacak değiliz yani. Hayır. Bir puanla kaybedecek olsun, de değiliz. Ben verdim ya sana 3. Düşündüm, emeğine verdim, bir de buna ederim, verdim. Gerçekten. Tamam, ben de emek verdim, orada kaç saat uğraştım. Ben de senin emeğine verdim onu. 3 verseydiniz en azından, 3'ünüz yok muydu? Ben de 1 verebilirdim var sana. Duruyor kızı. O da duruyor. Yani şimdi Sevda'nın kendine mi saklıyorsunuz? Ha, yani burada şey yok. Ha yani niye 3 vermediniz? En azından 3 verseydiniz. Belki yavrum doğmayacak, öyle düşünmek gerekiyor. Aa, bak, o yemek açısından diyor. Hazırlanmış, hazırlanmış. Hayır, öyle bir şey yok. Sen buraya... İtiraf geldi zaman hiçbir şey demiyorum artık. Ya ben hayır, illa yani 3 vereceğim diye demiyorum. Ama ben diyorum ki... Ben o kadar vicdanım, rahat ve vicdanlıyım. Hak eden kazansın. Hak eden kazansın, tabii ki. Sultanlar gibi geldim, efeler gibi giderim. Evet. Biz de aynı yere geldik, öyle gidiyoruz inşallah. Ama ben size üç veririm, biz buraya vereceğim diye geldik. Siz Allah'ını söylediniz işte, 3 veririm dediniz. Hı. Hayır, veririm dedin mi? Dedim şey. Olmazsa yarın, hani ya, olmazsa yemekler diyor. Bak vurgu var ama. Hayır, hiç belli olmaz, hiç belli olmaz. Tabii ki bak neler, nasıl hesapladınız, yola nasıl çıktınız, neler oldu. Kimse bir, ben hep bunu söylüyorum. En çok pasta konusunda iddialıydım yani. Ya. İddialı geldik. Olmayınca olmuyor. İddialı geldi. Biz de iddialı geldi. Ben iddia etmedim. Hani ben dün pasta... Ay iddia değil yani yaparız dedim. Dün pasta da dün pasta yiyoruz. Hani baton mudur, beton mudur, o pasta benziyor. Beton mu? Baton pasta. Dedim baton herhalde. Ben anlamam batonu. Tövbe estağfurullah. Sinirimiz bozuldu. Beton değil o, baton pasta. Tamam da ben şimdi ismini tam bilmiyorum. Gelmeye dedim kızım başka pasta bulamadı mı baton mu, baton mu? Anne ismi bu. Tamam dedim ben de saygı duydum. Korktum ben de diye beton falan dedim diye ondan ya ben her zaman söylüyorum Muhammed Hanım hak edemezsin yani ben şimdi aldım diye. Siz de puanını aldınız diye ha, benim gelinimin yemekleri olmadı da siz tutup şey mi verdiniz? Hayır vermedik gerçekten adaletli bir yemek. Masası da hazır da. Yok güzeldi yemekleri. Ya tamam. Pazartesi günkü yarışmacın da güzel. Neyse peki ben gerçekten hani her şey bir tarafa çok üzülerek kalkıyorum. Ya, tek kızın olduğu gibi. Geçmiş olsun diyeyim. Eline emeğine sağlık. Yarın zaten beraberiz büyük finalde. Evet. Bakalım neler olacak. Tamam, son yarışmacımız Semra Hanım ve gelinini ağırlayacağız yarın. Afiyet olsun hanımlar. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.